Öncelikle bizim son 10 yılda yaşananlara baktığımız zaman hakikaten sizin söylediğinizi doğrulayan çok doğru istatistiki bilgilerimiz var. Mesela 10 sene önce ekonomi 230 milyar dolardan bugün 830 milyar dolara ulaşmış, büyümüş bir Türkiye var aslında. Tabii Türkiye'nin büyümesi bu anlamda tabii ekonomiyle de paralel olarak aynı zamanda dış politikayla da Türkiye'nin aynı zamanda bölgesinde son 10 yılda özellikle etkinliğini ve ağırlığını giderek daha da arttırıyor. Tabii burada hem büyüyen ekonomimizin çok büyük etkisi var ama aynı zamanda Sayın Başbakanımızın da tabii o dünya liderliği ve özellikle Balkanlardan Kafkaslara, Orta Asya'ya ve Orta Doğu'ya kadar çizmiş olduğu bir vizyon, dik duruş var. Onun da tabii o yöre halkları tarafından da, o coğrafya tarafından da takdir edilmesi var. Bunun da tabii bu takdirlerin hepsini birleştirdiğimiz zaman bunun tabii ki biraz önce söylemiş olduğunuz gibi Türkiye'ye doğru bir yönelmesi olacaktır. Bunun başta sosyal olarak, kültürel olarak hatta bu televizyon kanallarına baktığımızda bugün burada bu coğrafyadan birçok insan var. Her kıtadan insanlar var. Bu inanılmaz derecede bir boyutta, çok yüksek bir boyutta ve bütün bu coğrafyayı kapsayacak bir boyutta. Bu demek ki Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'un yükselmesiyle alakalı. Bizim tabii hükümet olarak da tabii tüm Türkiye'yi büyütürken ama aynı zamanda İstanbul'u biz dünyanın bir numaralı, aslında Sayın Başbakanımız bunu dünyanın ilk üç büyük şehrinden biri haline getireceğiz diyor ama biz bunu bir numaralı ili yapacağız diyoruz. İstanbul'u bir numaralı şehri yapacağız. Gerçekten İstanbul'la alakalı da çok büyük projeler var. Bunların birçoğu zaten yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı ama var olanlar yetmiyor. Mesela bir havaalanı ihtiyacımız bugün 10 sene önce 8,5 milyon yolcu geçerken şimdi 50 milyona yükseldi. O da yetmiyor. Onun yerine şimdi 3. büyük bir havaalanı 130 milyon kişiyi taşıyacak. Bunlarla da mesafe kat ediyor. İnşallah yakın bir gelecek. Biz bunu hedef olarak kendimize 2023 verdik. 2023'te gerçekten bunu ben samimiyetle söylüyorum. İstanbul dünyanın bir numaralı, birçok alanda bir numaralı şehri haline gelmiş olacak. Aslında böyle bir birliğe sadece Müslümanların, sadece Türklerin ihtiyacı yok. Aslında dünya insanlığın böyle bir birliğe, yani böyle bir barış coğrafyasına bütün insanlığın ihtiyacı var. Hani daha bundan 15-20 sene önce medeniyetler çatışmasından bahsediliyordu. Bir anlamda işte Doğu medeniyetiyle, yani İslam medeniyetiyle Batı medeniyeti, Hristiyanlık medeniyeti arasında yaşanacak olan büyük savaşlardan bahsediliyordu. Bu doğru bir şey değil. Ama biz bunun tam tersini, yani bütün bu coğrafyada yaşayan, özellikle bizimle birlikte yaklaşık 1000 yıl bir geçmişi paylaşan, bir kardeşlik hukuku oluşmuş olan bu coğrafyayla, bu İslam coğrafyasıyla, bizim tabii ki Türkiye'nin bu anlamda çok ciddi bir tecrübesi var. Bizim bir devlet tecrübemiz var. Ciddi bir demokrasi tecrübemiz var. İmparatorluk tecrübemiz var. Bir medeniyet tecrübemiz var. Bu medeniyet tecrübesi aslında dünyada çok az ülkelerden bazılarına nasip olabiliyor. Ve bu bizde var. Ve baktığımız zaman hakikaten etrafımızda belki 50 tane İslam devleti var. Ama bunların hiçbiri bu anlamda bir İslam veya işte bir Türk ya da işte bu birlik adına önderlik edilecek hiçbirinin bir ağırlığı ve önemi yok. O anlamda aslında hepsinin gözü de Türkiye'de. Türkiye bu önderliği aslında yapmak durumunda zaten. Ama bu kimilerinin belki hayal ettiği gibi bu siyasi bir birlik. İşte biz bir haritamızı yapalım, o haritada işte herkes, böyle bir şey değil. Bizimki daha çok manevi birlik, kültürel birlik, ekonomik birlik. Zaten en önemlisi de bu. Bunu kurduğunuz zaman zaten o istediğiniz barış, güvenlik ve ortak refaha da ulaşmış olacak. Şimdi biraz önce ifade ettiğiniz gibi gerçekten Türkiye bu anlamda, Türkiye ve özellikle Türkiye'nin özeti olan İstanbul,
size her şeyi ifade ediyor. İki açıdan, yani dünyaya şöyle, ben siz konuşurken benim aklımda işte diğer ülkeleri aynı anda göz önüne getirmeye çalıştım. Böyle bir örnek model nerede oluşturulabilir? Yani bir New York'ta mı oluşturulabilir, Londra'da mı, yoksa Çin'de mi, nerede oluşturulabilir diye düşündüğümüz zaman gerçekten bunun geçmişiyle birlikte var olduğu yer. Yani bu, çünkü İstanbul dediğimiz yerde sadece Müslümanlar yaşamadı. Bir dönem burada Hristiyanlar çok yoğun bir şekilde, ondan önce pagan dönemleri de yaşadı, ama hepsini bir arada yaşadığı çok çok dönemlerde oldu. Çünkü imparatorluk merkezi olduğu için İstanbul, hem Roma'nın imparatorluk merkezi, hem ondan sonraki Osmanlı'nın daha önceki medeniyetlerinde baş şehri olduğu için bu imparatorluklar aslında biliyorsunuz çeşitli dinlerden, kültürlerden, dillerden, etnik yapılardan oluşurdu. Ve bunları hepsini bir arada toplayabilen şehir sayısı, bölge sayısı çok nadirdir. Ve İstanbul aslında bunlardan bir tanesidir. Yani İstanbul bu açıdan kendini hem başka medeniyetler Türkiye'den ve Müslümanlıktan önceki dönemlerde ispat etmiş. Yani onun hamurunda, mayasında böyle bir hoşgörü ve birliktelik, çok kültürlük geleneği vardır. Ama bunu tabii ki daha sonra Türkiye'de işte Osmanlılar biliyorsunuz özellikle bizim geleneğimizde, bizim kültürümüzde bu hoşgörü, bu çok kültürlülük zaten kendi geleneğimizin ta içinde vardır. Mesela bizim işte yetiştirdiğimiz, biz onların torunlarıyız. Mevlana'nın, Şeyh Edebali'nin, Yunus Emre'nin, tabii onlar bunun anayasasını yazdılar. Onlar bize öncülük ettiler. Bir millet olarak tabii biz onlardan gördüklerimizi, onlardan okuduklarımızı, duyduklarımızı, hissettiklerimizi biz de bu dönemde İstanbul'da kim olursa olsun, Yahudisi, Hristiyanı, Müslümanı, etnik, dili, dini, ırkı ne olursa olsun bir arada zaten yaşama kültürü vardır. Biz bunu inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ve özümsediğimiz demokrasi ile birlikte, yeni evrensel değerlerle birlikte inşallah biz bunu daha geleceğe taşıyacağız. Bu anlamda ben yine iddialı söylüyorum. Az önce İstanbul'un finansal ve işte ekonomi merkezi olmasının yanında gerçekten İstanbul bir kültür ve medeniyet baş şehri ve bir insanlık içinde bir model olabilecek bir noktaya gelecektir. İnşallah hep beraber buna da hepimiz bir fert olarak, bu milletin bir ferdi olarak hepimiz de buna katkı vereceğiz inşallah. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Güzel görüşürüz. Çok sağ ol.